Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri öncelikli olarak analiz etmeye devam ediyoruz. Dünkü posta atacağınız yorumları analiz edeceğimizi söylemiştik. En fazla gelen yorumu, hisse ismini öncelikli olarak listeye ekledik. Yine dünkü postumuzda en fazla Turkas Petrol, NTVOL, Garant, TAV ve TGSAS hisseleri geldi. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı olarak çizdiğimiz grafiklerdir. Öncelikli olarak Turkas Petrol'ün haftalık grafiğiyle başlayalım. Şimdi bu grafik arkadaşlar pandemi dibinde 1,5'lara kadar gerileyip 6,40'lı seviyelere kadar tırmandı. Şu tepeden satış yemişti ve tekrardan şu kanalın alt destek noktasından tepki verme ihtimalini konuşup şöyle bir şekilde çizmiştik. Acaba yukarılara doğru teknik olarak tırmanır mı diye. Şu an güzel bir tepki verdiğini görüyoruz. Bugün artı 3,85 yapmış. Şu an tekniğinde bu grafiğin bir problem gözükmüyor. Ortalamalarına baktığımızda arkadaşlar, şu ortalamalar açılsın. Yükselen kanal içinde hareketine devam ederken gördüğünüz gibi her direnç seviyesinden bir satış yemiş arkadaşlar. Şurası 5,22 bir direnç seviyesi. Bunun yanında 5,60'da bir direnci var. 6,32'de bir direnci vardı. Buralardan satış yediğini görüyoruz. Haftalıkta EMA 5'in üzerinde olması şu an gayet olumlu. Yani 5 haftalık ortalamanın şu an üzerinde gördüğünüz gibi. Bu da şu anlama geliyor. 5,27 TL'deki 5 haftalık ortalamaya geri çekilme yapabilir. Bu gayet normaldir. Ama şu an 5,37'de yukarıya doğru yoluna devam edecekse buraları tekrardan test etmesi beklenmez. Hacimli bir şekilde çıkışına bağlı. Geri dönüşlerde, olası kırılımlarda en son noktası bu hissenin 5 TL'dir. Çünkü hem yükselen kanal alt desteği hem de 21 haftalık kırmızı ortalamamız 5 TL seviyesinde. Burası çok kritik bir seviye. Günlük periyotta 21 günlük ortalamanın üzerine çıkması gayet olumlu. Şu siyah ortalama kırmızıyı yukarıyı kestiği takdirde arkadaşlar çok daha olumlu bir görüntü olacak burada. Çünkü kanal içinde ve kanalın destek seviyesinde umarım yukarıya doğru yoluna devam eder. Haftalıkta Ichimokusar tekniğine baktığımızda Ichimokusar'ın 9 periyotluk Tenkan-Sen ortalamasının altındayız ama Kijun-Sen üzerinde şu an ve Paraboliksar onaylı. Bulut'un zaten üzerindeyiz. Şu 5,45 seviyesindeki Tenkan-Sen'in de üzerine attığı zaman Ichimokusar tekniğindeki tüm parametreler de olumlu olacak. King Kong indikatörümüz 4 TL barında buy sinyalini verdi. 4 TL'den 6,30'lara kadar tırmanan zaman içerisinde görüntüsü mevcut hissenin. NTHOL. Şimdi bu hisse de arkadaşlar yine pandemilerde 1 ile 1,5 TL arasındaki seviyelerdeyken şu an 5,78'de ve yukarıya doğru yükselen kanal içinde hareket ederken teknik olarak yükselen kanalı şu seviyede kırdığını görüyoruz ki bu kırılım oldukça güzel bir kırılım. Yeni bir kanala doğru çıkış potansiyeli. 4,90'lı seviyeler zaten teknik al seviyesi. Geri çekilme hareketi yaparsa pull beklediğimiz hareket yükselen kanalın destek seviyesine doğru bir silkeleme hareketi olur normal şartlarda. Ve buraya kadar gelip burada oyalanıp tekrar tepki verme ihtimali olabilir. Bu sebeple olası geri çekilme durumlarında bu grafiklerde bunlar yaşanabiliyor. Şu an yukarıya doğru gidişi gayet güzel teknik olarak. Haftalıkta EMA 5-10 seviyesinde kalmış. 5,10 TL seviyesine geri çekilme yapacaksa eğer buraları temas etmesinde bir problem yok. Ama şu an 5,79'da gayet güzel bir çıkışı var. Umarım geri gelmez. Günlükte baktığımızda günlükteki basit teknik düzeltme hareketlerini 5,53'lü seviyelerde yapması normaldir. 5,51'lerde. Çünkü sürekli siyah ortalamadan güç alarak gittiğini görüyoruz. Her çıkışında bir geri gelip EMA 5'i günlük periyotta test ettiği gözüküyor. Bu test seviyesi de dediğim gibi 5,50'li seviyeler. Buralara kadar geri çekilmesinde herhangi bir problem söz konusu değil açıkçası. Ichimokusar tekniğine baktığımızda tüm parametreler olumlu. King Kong'a baktığımızda King Kong buy sinyalini bize 2 TL mumunda veriyor. 2 TL'den 5,79'lar güzel bir çıkış açıkçası. Grafiğin geneline baktığımızda herhangi bir manipülatif hareket de gözükmüyor. Umarım yoluna bu şekilde devam eder. Geri çekilmelerde orta destek seviyelerinin takip edilmesi önemli.
Garan bankacılığı yordular açıkçası bir süredir. Hani haftalıkta baktığımızda arkadaşlar hala EMA21'in altında ve tam şu an aslında destek seviyesinde. Yani EMA200'ün destek seviyesinde arkadaşlar. Yani şu seviye bakın şu an 8.78. Yani 8.74'lerin altı büyük tehlikedir. EMA200'ün altına haftalıkta kırılması büyük problem. Bu 8.75'li 8.74'lü seviyelerin altını kırılmazsa mutlaka geçmesi gereken 9.10 TL'de bir direnci bulunuyor. Hem EMA5 hem EMA21 direnç 9.10 TL seviyelerinde. Burayı hacimli bir şekilde kırıp artık tekniğini düzeltmesi gerekiyor ki yoluna devam edebilsin. Geçilmesi gereken seviye o. Günlükte baktığımızda günlükteki 200 günlük ortalamanın da altında olduğunu görüyoruz. Öncelikli olarak 8.87 direncini geçmeli. 8.87'den sonra haftalıktaki 9.10 direncini geçtikten sonra 9.18'de bir direnç daha karşısına çıkıyor ki günlükteki EMA21'de güçlü bir destek dirençtir. 9.18 TL seviyesi geçildiği zaman artık rahatlaması gerekiyor arkadaşlar bu grafiğin. İçmoxar tekniğine baktığımızda Kijun'a yaklaşmış 26 periyotluk 8.62 TL'deki ortalamamız bekliyor. Umarım buraya kadar sarkıtmazlar. Bulutun üstteki direnç seviyesi Senkospan A direncini geçip şuradaki Tenkan'ı yukarı kırması durumunda parabolik sarımızın noktaları da mumların altında yanarsa grafik olumlu bir tekniğe sahip olabilir. Takipte kalmak gerekiyor. Tav havaalanında arkadaşlar şöyle çok büyük grafikte neredeyse bir yıla yayılan bir ikili dip gözüküyor. Ya bu orta uzun vadeli büyük resme baktığımız için bu şekilde gözüküyor. Kısa vadede bir ikili dip değil. O sebeple düşüşler çıkışlar yapması normal. Şimdi Tav'da birçok hisseye benzer bir görüntü var. Haftalık da arkadaşlar bakın şöyle bir durum var. EMA 21'in EMA 50'yi yukarıya kestiği yer bir silver cross'tur, gümüş kesişimdir ve bu güçlü bir trendin güçlendiği anlamına gelir. Bunun yanında şu yeşil ortalamamız yani EMA 50'nin mavi ortalamayı EMA 200 yukarıya kesmesi golden cross'tur ve bu orta uzun vadeli bir rally başlayacağının sinyalidir. Bu sebeple bu grafik takip edilmeli. Hisse haftalıkta EMA 5'in yani 24.80'lerin altına kırmadığı sürece yukarıya doğru yoluna devam ederse orta uzun vadede buraların bir başlangıç olduğu düşünülebilir. Çünkü şu kesişimler oldukça önemli bir kesişim ve orta uzun vadede yolunun uzun olduğunun göstergesi olabilir. Takip edilmesi lazım. Haftalıktaki en yakın destek noktası 24.80 TL. Günlük periyotta baktığımızda yine 5 günün üzerinde tutunuyor. Çok negatif bir durum olur. Bakın tam şu an destekte tutunduğunu görüyoruz 25.60'da. Çok negatif bir durum olursa 24.90 TL'lerde güçlü EMA21 desteği bulunuyor bu hissenin de. İçmokusar tekniğine baktığımızda bütün parametreler olumlu. Ortalamaların üzerindeyiz. Parabolik sar da olumlu. King Kong buy sinyalini bakın haftalıkta buy sinyali şurada verilmiş. 22 TL barında verilmiş ki şu an çok yeni sayılır. Orta uzun vadeli güçlü bir grafik gözüküyor arkadaşlar. Başka bir şey söylemeye gerek yok. TG esasında bakın şurada bir simetrik üçgen kırılımı vardı. Bu kırılımdan sonra 9 TL'lerden hisse 40'lara kadar tırmanıp sert geri dönüş. Hızlı çıkışın geri dönüşü gökdelen formasyonu karşımıza çıkıyor. Bu gökdelen formasyonlarının genelde başına gelen olayları biliyoruz. Umarım bunda öyle bir şey olmaz. Yatayda bir süre dinlenme hareketleri bu seviyede de olabilir. Yukarıya çıkarıp eski seviyesini görmeden yukarıda da yapabilirler. Bazı tahtalarda Merit'te, Yaprak'ta, RTA'da yaptıkları gibi eski seviyesinin üzerine çıkarıp da yukarıda hareket yaptırabilirler. Ama hızlı gidişlerden sonra sert geri dönüş hareketlerinde 40 TL'den 20 TL'ye gelmiş. Genelde bir yatayda formasyona yatması gerekiyor. Ortalamalarına baktığımızda haftalıkta EMA21'den destek aldığını görüyoruz. Yani 18.80'lerin altına kırılmadığı sürece buralarda bir formasyon yapması beklenir. Umarım 18'lerin de altına kırılıp tekniği kötüleşmez daha da fazla. Günlükte mutlaka geçmesi gereken seviye 21.80 TL seviyesi. Burada güçlü EMA21 direnci var. 21.80'i geçtiği takdirde bir tık daha olumlu konuşulabilir. Ama bu seviyeyi mutlaka geçmesi gerekiyor TG esasın.
Bu tarz geri dönüşlerde büyük zararlar oluyor arkadaşlar. Bu sebeple diyoruz ki bir hisse almadan önce mutlaka grafiğini kontrol edin. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa eğitim amaçlı olarak yorumlarız. Bu postu beğenip kaydederseniz, yorum kısmına yazarsanız en fazla gelen yorumu yine öncelikli olarak analiz edeceğim. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.